Manşete hoş geldiniz. Tımarhanede bu hafta dedik. Epeydir bu tabiri kullanmıyordum. Hatırlayanlar olacaktır. Biz bu yola ilk çıktığımızda, Türkiye'den çıktıktan sonra tabii. Nisan 2017'den itibaren Turan Görür Yılmaz'la Periskop'ta TT Gündem serisi başlatmıştık. Cuma günleri her hafta. Daha sonra bu yayını e, Monster ekranlarına taşıdık. Ve yaklaşık 2 yıl kadar her cuma e, Türkiye'de e, yaşanan gelişmeleri e, Tımarhanede bu hafta, yorumuyla aktarmıştık Türkiye tımarhanesinde yaşananlar o yıllarda Türkiye'de iktidar muhalefet bütün medya unsurları el birliği etmişçesine iktidar söylemine teslim olmuş iktidar bültenlerine teslim olmuş ve adeta bugünlerin taşlarını döşercesine bir şeytanlaştırmaya birlikte imza atmışlardı hani bugün bir takım şeytanlaştırmalara bir takım yaftalamalara burun kıvırıyorlar yok artık falan diyorlar ya e, o günlerden bugünlere öyle geldi ve bugün birileri şeytanlaştırılıyor, birilerinin boyuna bir takım yaftalar asılıyorsa işte bu 6-7 yıllık sürecin ardından elde edilen bir cesaret, elde edilen bir sonuç bu. Bunda herkesin payı var kuşkusuz. Ben bu tımarhanede bu hafta yayınlarını Türkiye'deki meslektaşlara bıraktım. Artık yapmıyorum ve Türk takip edenler olacaktır. Böyle bir şey olabilir bir filan gibi yayınları da bıraktım ama zannediyorum Şule Aydın her hafta pazar günleri kendi YouTube kanalında Tımarhanede Bu Hafta adıyla 8-9 dakikalık bir video yapıyor. Gayet de başarılı o hafta ülkede olan tımarhanelik gelişmeleri arka arkaya montajlıyor ekranlara getiriyor. Biz bir anlamda görevi Türkiye'deki meslektaşlarımıza bu yönüyle devretmiş olduk ama gene Türkiye'de konuşulmayan, Türkiye'de bahsedilmeyen, Türkiye'de yasaklı, sansürlü konuları dile getirmeyi sürdürüyoruz ve zannediyorum ömrümüz yettiğince buna devam edeceğiz. Türkiye'de iktidar değişse de Türkiye'nin hep kırmızı çizgileri olacak, Türkiye'de hep belli konular sansürlü olacak, belli konular yasaklı olacak ve bize çok malzeme çıkacak. İşte onlardan biri de Sedat Peker konusu. Onunla başlayacağım bugün manşete ki çok konuşulmuyor, Türkiye'de konuşulamıyor. Sedat Peker konusu bir kere daha ısıtıldı. Bunu ısıtan da Sedat Peker'in kendi değil, Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti. Sedat Peker hakkında Şubat 2022'de Türkiye kırmızı bülten istemişti. Bu kırmızı bülten çıktı mı? Bütün ülkelere gitti mi? Bütün ülkeler bunu uyguluyor mu? Devreye soktu mu? Bilmiyoruz. Ama en azından Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai'nin bundan etkilenmediği ortada öyle olsaydı Sedat Peker'i yakalayıp Türkiye'ye teslim etmesi, iade etmesi icap ederdi. Şu anda Sedat Peker dijital tecrit altında Orada yaşamasına, ailesiyle beraber vakit geçirmesine izin veriliyor ama sosyal ağlarda paylaşım yapmasına izin verilmiyor ve bu birkaç aydır böyle. 23 Kasım'da Sedat Peker hakkında bir geçici tutuklama talep edildi ve bunun üzerinden günler geçmişken 29 Kasım'da Süleyman Soylu görüntüleri de izliyorsunuz. Dubai'ye gitti. Ve orada devletin başıyla ve İçişleri Bakanı ile görüşmeleri var. İki ülke arasındaki ilişkiler falan geçeceksiniz onu. Süleyman Soylu Dubai'ye gidişi, Soylu'nun Dubai'ye gidişi Sedat Peker'i isteme gezisi. Sedat Peker'i iadesini temin etme gezisi olarak algılandı ki nitekim de öyle. Bunu Sedat Peker de böyle algıladı ve Doçevelin haberinden öğreniyoruz ki Sedat Peker Türkiye'ye iade edilmeye hazırlıyor kendini. Ve bu amaçla e, Soylu'nun Dubai ham hamlesinden, Dubai gezisinden sonra seçime iki ay kala açıklayacağı kimi bilgi, belge ve videoları e, güvendiği isimlerle paylaşmış. Kendinin iade edilmesi olasılığı karşılığında yayınlanması üzerine, ya yayınlanması talebiyle veya yayın yedeğe alınması talebiyle neyse. Bir anlamda bu bilgi, belge ve videoları yedeğe almış. E, Soylu'nun e, yanında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da vardı o isimle dikkat çekti Resul Holoğlu 2016-19 yılları arasında kaçakçılık daire başkanıydı ve e, Peker soruşturmalarını e, yürüten bir isimdi haliyle heyette olması da gene dikkatleri e, bu noktaya çekti yani Soylu'nun gezisinde ana amaç Sedat Peker'in iadesi. E, Sedat Peker'le görüşüp görüşmediği de sorgulandı. Bu da spekülasyonlara yol açtı. Erk Acerer paylaştığı YouTube yayınında buna açıklık getirdi. Sedat Peker'in yakınlarından aldığı bilgiyi paylaştı ve Sedat Peker aynen şunu söylemiş. Soylu'yla görüştüğü iddiaları üzerine. Şeytanla buluşurum onunla buluşmam. Ben Hipokrat yemin etmiş bir doktorum ancak muayenehaneme gelebilir Soylu. Demiş böylelikle Soylu'yla görüşme iddiasını da reddetmiş fakat e, Sedat Peker Doçevelen'in haberine göre Soylu'nun e, kendi iadesini sağlamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne özel olarak geldiğini düşünüyor ve belge ve videoları güvenilir isimlere e, teslim ettiği de ifade edilmiş doçevele kaynaklarından bu bilgiyi almış yayınladı. E, şimdi ne olur? E, Tekrar Sedat Peker'in iadesi gündeme geldi. E, i̇ade edilme ihtimali var mı? Evet var. E, böyle bir durumda bu belge ve videolar yayınlanır mı? Bilmiyoruz. Bu tamamen e, Sedat Peker'le Ankara arasındaki pazarlığa bağlı. Sedat Peker e, öyle talimat verirse yani ben iade edilirsem bu belge ve videoları yayınlayın demişse güvendiği isimlere o iade edildiği anda bu belge ve videolar yayınlanır. Ya da benden işaret bekleyin derse iade edildikten sonra muhtemelen Sedat Peker bir pazarlık götürecek belli ki Ankara'da. O pazarlık yolunda giderse o belge ve videolar yayınlanmaz. Ama pazarlıkta bir sıkıntı olursa Sedat Peker gene avukatlar aracılığıyla işaret verir ve o belge ve videolar yayınlanır. Haliyle Sedat Peker zaten bunu bir kurtarıcı edasıyla yapmadığını daha evvel defaatle söyledi. Ee, kendi çıkarları öyle gerektirirse yayınlanır, gerektirmezse yayınlanmaz. Belli ki o da bir pazarlık mevzu, pazarlık konusu olacak. Süleyman Soylu demişken e, gazeteci e, Nuray Babacan Gazete Pencere'de çok enteresan bir Soylu analizi kaleme aldı ve e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birkaç ay arası, birkaç ay içinde yarattığı krizlerle partide desteğini kaybettiğini yazdı ve gerçek amacının ne olduğuna ilişkin endişeli yorumlar yapılıyor dedi. Yerine de partide görevden alınması halinde eski emniyet müdürü Selami Altınok veya Ankara valisi Vasip Şahin'in atanacağı kulisini paylaştı. Bir kulis daha paylaştı o da özellikle istiklal saldırısının ardından soylu Amerika'yı Adres göstermiş suçlamıştı taziyesini kabul etmediğini belirtmişti ki Soylu geriye doğru 1-2 yıldır e, her açıklamasında e, Amerika'yı e, hedef gösteriyor. E, bu konu Tayyip Erdoğan'ın da G20 zirvesinde önüne konmuş belli ki Amerikan heyeti tarafından ve sorun olmuş. Yani Erdoğan'la Amerika heyeti arasında e, senin İçişleri Bakanı'nın böyle böyle her defasında bizi itham ediyor filan gibi bizim ya, demişler ki belli ki yani bizim bununla bir alakamız yok taziyemizi de bildirdik zaten bu tür olayların karşısındayız falan ne diyeceklerse demişlerdir ama belli ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rahatsızlıklarını Erdoğan'a iletmişler bunu da Nuray Babacan'ın Gazete Pencere'deki köşesinden öğreniyoruz. Bir diğer önemli konu da Selahattin Demirtaş meselesi. Demirtaş Abdullah Öcalan'la görüşme isteğiyle son dönemde gündeme geldi. Segbis aracılığıyla yani online cezaevinden cezaevine online görüşme talebinde bulundu Adalet Bakanlığı'na. Adalet Bakanlığı'nın bunu reddedeceği Kulisi var bu talebe olumlu cevap vermeyeceği kulisi var fakat Demirtaş'ın bu girişimde bulunması bile önemli bazen sonuç olumsuz olsa bile ya da sonucun olumsuz olacağını bilseniz bile böyle girişimlerde bulunursunuz neticede bunu da tarihe kayıt düşersiniz ki zaten amacını da şöyle açıklıyor Selahattin Demirtaş çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla siyasetçiler olarak inisiyatif almak için. Biz bu başvuruları yapıyoruz diyor. Başvuru olumlu sonuçlansın, sonuçlanmasın. Ancak Selahattin Demirtaş'ın dünkü Kobani davasındaki açıklamaları son derece önemli. Onu Mezopotamya Ajansı'ndan getireceğim. Mezopotamya Ajansı dün Kobani davasında yaşananları son derece ayrıntılı bir şekilde yazmış. Burada Selahattin Demirtaş savcı ve hakim heyetine sert çıkıyor ve diyor ki Karşınızda Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'nin yönetim kadrosu var. Savcı cübbesi giyip oradan bize parmak sallayamaz. Savcı böyle gizli kapaklı iş çeviremez. Bu durumu Ahim'e bildirdim ama aradan 16 ay geçmiş diyor. Yine devamında son derece önemli bir ifşaatta bulunuyor Demirtaş. Ve Çözüm sürecinin devam ettiği heyetlerin İmralı'ya gidip geldiği dönemde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini bunu kabul etmediğini bunun üzerine konunun İmralı'da Abdullah Öcalan'a iletilerek kendisi aleyhine tartışma yaratıldığını belirtiyor. Devamla şunu söylüyor. Bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı. Benden küçük bir Öcalan çıkarmaya çalıştılar. Biz biziz Öcalan Öcalan'dır. Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü misyonu vardır. Biz de halkın siyasi temsilcileri olarak parlamentoda çözüm aktörüyüz diyor. Bu çok önemli bir açıklama, çok önemli bir bilgi. Öcalan'ın yerine geçmesini isteyen MIT. Öcalan yerini Selahattin Demirtaş'a bırakacak mı? Mit. Kendinde nasıl böyle bir güç görüyor ki Öcalan'ın yerini Selahattin Demirtaş'a öneriyor? Demirtaş bunu kabul etseydi ne olacaktı? Öcalan'ın bu konudaki fikri ne? Öcalan'ın bir yeri var, o yer neresidir ve ee, nasıl bir mücadeledir bu? Ve Mit bu işin neresindedir? Bu soruların elbette cevabı yok. Ama bir kere daha kayda geçelim. Özellikle şu son dönemde Demirtaş faktörü bir kere daha önem kazanıyor. Yaptığı açıklamalar, aldığı tavır. Hatırlatalım geçtiğimiz seçimlerde 2019 İstanbul seçimlerinde mühim bir mesaj yayınlamıştı ve aynen şöyle demişti. Gerekirse bağrınıza taş basın ama mutlaka sandığa gidip faşizme hayır anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Bu son derece önemli bir mesajdı ve bu mesajla İstanbul seçimini AKP kaybetti. Ekrem İmamoğlu kazandı. Kürt seçmen üzerinde Öcalan'ın da HDP'nin de Selahattin Demirtaş kadar etkisi yok. Bunu iktidar da biliyor ve ondan dolayı Selahattin Demirtaş'a ayrı bir özel önem veriyorlar. Ee, AKP heyetinin anayasa görüşme bahanesiyle HDP'ye gitmesi, Selahattin Demirtaş'ın hasta babasını ziyaret için Edirne'den Diyarbakır'a getirilmesi filan bütün bunların hepsini ayrıca not etmek gerekiyor. Bu süreçte belli ki Demirtaş son derece etkili olacak. Seçim sürecinde iktidar da bunu not ediyor. HDP kapatma davası dahi Selahattin Demirtaş kadar etkili olmayacak. Kürt seçmen üzerinde altılı masa ne yaparsa yapsın belli ki Kürt seçmen Demirtaş nereyi işaret ederse o yönde oy kullanacak. O açıdan Selahattin Demirtaş faktörü önümüzdeki aylarda çokça ve sıklıkla konuşulacak gündem olmaya devam edecek diyor ve altılı masayla devam edelim. Daha önce gündeme getirmiştim. Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlayan cemaat soruşturması tekrar ısıtıldı. Seyhan Afşar paylaşmış. Siirt'te bir şahıs Akşener aleyhine ifade vermiş ve Akşener'in HTS kayıtları didik didik inceleniyormuş. Yani telefon Konum bilgisi, kiminle görüştü, kaç dakika görüştü vesaire. E, muhalefet de biliyor elbette telefonlarını dinlendiğini daha evvel Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti. E, ve ona göre belli ki adım atıyor. Fakat burada da Akşener üzerinde bir, e, ne derler, e, abluka var. Bütün muhalefet liderlerinde olduğu gibi. E, Akşener benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız çıkışı son derece önemli. Acaba... Cumhurbaşkanlığına aday mı diye düşündürdü ki bunu zaten Abdülkadir Selvi yazısına başlık yapmış. Dün e, Hürriyet'te Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalini verdi diyor. Hatta Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin'in iyi Parti olarak Akşener aday olsun diye bastırıyoruz. Laflarını da e, köşesine almış Abdülkadir Selvi. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali e, söz konusu olursa hakkında başlayan cemaat soruşturması da belki bu çerçevede ele alınabilir Tayyip Erdoğan. Kiminle yarışacağını da belirlemeye çalışıyor. Bir kere daha hatırlatalım. 14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun duruşması var. Siyasi yasak söz konusu. YSK'ya ahmak dediği iddiasıyla ki ahmak kelimesini Süleyman Soylu'ya karşı kullanmıştı. O arada bir iyi parti kurisi Akşener Ankara'da parti kurmaylarıyla bir araya gelmiş ve orada demiş ki 2023 seçimleri önemli. Layıklık, Atatürkçülük, Cumhuriyet gibi çok önemli değerlerimizi kaybedebiliriz. Aday altılı masada konuşulmadı. Cümle bile kurmayın, sabredin demiş. Evet. O arada yani bu bir anlamda kurmaylara veya partililere altılı masayı ve altılı masanın yürüyüşünü etkileyecek beyanlardan, polemikten, polemiğe girmekten kaçının mesajı. Tımarhanede bu hafta serisine başlayalım şimdi. İsveç Televizyonu'na konuşan İbrahim Kalın, sarayın etki, en etkili isimlerinden biri. Ee, gazeteci, Türkiye'deki uyuşturucu ticareti, Türkiye bir merkez haline geldi. İşte efendim yabancı suçlular Türkiye'de rahat hissediyor mu falan gibi soru sorunca sinirlenmiş ve yayını kesmiş. Bunlar PKK ağzıdır, FETÖ ağzıdır demiş. İşte başta bahsettiğim konu. Şimdi bunu garipsiyorlar. Buna burun kıvırıyorlar ama işte 6-7 yıldır bu değirmene su taşıdınız ve sonuçta da bu insanlar bu cesareti buluyor. O arada Ömer Murat önemli bir tweet atmış. İsveç hükümeti diyor, Türkiye'ye kaçan İsveç polisinin aradığı kaçakçıların iadesini gündeme getirmesi Dikkat çekici bir gelişme sanki diyor Erdoğan rejiminin yumuşak karnını yakalamış meseleyi oradan götürmeye karar vermiş gibiler. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği biliyorsunuz Türkiye parlamentosunun önünde duruyor ve Erdoğan bunun için seçim sonrasını işaret etti. Macaristan'da iki ülke kaldı 30'dan NATO üyesi ülkenin 28'i onayladı. Macaristan Ocak ayında veya Şubat ayında bunu parlamentosundan geçireceğini söyledi ama Türkiye'den hala bu konuda bir netlik yok. O arada e, Suriye'ye kara harekatı da çıkmaza girdi. Amerikalı e, Savunma Bakanı Türkiye Savunma Bakanı'nın yüzüne karşı e, Türkiye'nin e, Suriye'de planladığı kara harekatına karşı olduklarını bildirdi. Amerika'nın icazeti önemliydi. Bugün yarın yaparız harekatı falan deniyordu ama belli ki bu da e, çıkmaza girmiş görülüyor. Tımarhane'de bu haftada e, en fenası aile kavgası demiş e, karga kafası. E, biliyorsunuz e, zincir marketler zincirinin en önemlilerinden biri BİM galiba A101 var şok marketler zinciri var filan 3 harfler olarak geçiyor bu BİM'in e, başındaki Galip Aykaç birkaç gün önce yaptığı değerlendirmede son derece sert ifadelerle başta bahçeli olmak üzere iktidar unsurlarına yüklenmişti hedef haline getirildiklerini söylemişti bire ahlaksızlar bire densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim falan demişti ve bu açıklama ses getirmişti. En fenası aile kavgası derken şuna da dikkat çekiyor karga, karga kafası. Bu marketler zincirinin belli cemaatlerin kontrolünde olduğu belirtiliyor. Valla kimin kontrolünde olursa olsun bu önemli değil. Yasalar çerçevesinde iş yapmıyor mu, yapmıyor, yapıyor mu, yapmıyor mu? Kriter budur. Buna bakacaksınız yani. Onu geçeceğiz yani. Yok değilse Türkiye'de her grup birilerinin kontrolünde yani. Her grubun arkasında bir cemaat var. Neyse. O arada BİM e, dün e, gazetelere böyle tam sayfa ilanlar veriyor, ürün tanıtımı yapıyor. Orada bir açıklama yayınlamış. Yani BİM'in başındaki Galip Aykaç durduğu yerde duruyor ve burada... E, e, yaptığı açıklamada e, kar oranlarından bahsetmiş ki şu madde önemli. Perakende satış fiyatımız diyor. Alış fiyatının üzerine operasyonel masrafların ve küçük bir kar oranının eklenmesiyle oluşuyor. BİM için bu oran brüt 17,5 civarında. Yani diyor 100 liraya alınan bir ürünü 117,5 liraya satıyoruz. Yani diyor zamı biz yapmıyoruz. Zam yani e, yani ürün etiketleri veya ürün etiketleri işte o fiyatlar e, maliyetler e fiyatları bununla oluşuyor ki zaten herkes bunun böyle olduğunu biliyor ama e, Erdoğan ısrarla ve inatla e, bir günah keçisi bulmaya çalışıyor ve Erdoğan'ın uzun yıllardır en başarılı olduğu konu bu. Hemen her konuda bir günah keçisi bulmak. Kimse de sormuyor tabii. Hükümet kendi yaptığı zamlarda neden acımasız davranıyor? Mesela yıl başında bütün harçlara, şunlara, bunlara zam gelecek. Ehliyet ücretlerine, pasaport ücretlerine, trafik cezalarına üç haneli zamlar gelecek. %100, %117, %125 Hükümet bunları niye düşük tutmuyor? Neden benzin ve doğalgaz zamlarını düşük tutmuyor? Enflasyon yılbaşından itibaren ciddi düşüş sürecine girecek diyor Erdoğan. Bu doğru esasen Alaattin Aktaş paylaşmış. Ekonomim gazetesine geçti Dünya Gazetesi ekibi. Oradaki yazısında e, diyor ki e, yıllık fiyat artış oranı Aralık sonunda Kasım'a göre kağıt üstünde tabi bunlar 20 puan kadar düşüp 60-75 65-70 arasına Ocak sonunda ise 10 puan kadar düşüp 50-55 arasına inecek. Hatta diyor Nisan-Mayıs aylarında e, 50 puanın yani düzey 50 puan kadar altına inebilir bugünkü düzeyin. Yani %35'leri bile görebiliriz diyor. Tabi bunların hepsi kağıt üstünde. Peki Erdoğan çıkıp ne diyecek? Erdoğan aynen şunu söyleyecek. Onu da yazmış Alaattin Aktaş. Biz enflasyon düşecek dedik ve düştü mü? İşte görüyorsunuz. Bu düşüş için faizi indirmek gerekir dedik mi dedik. Ve bakın faizi tek haneye indirmenin sonuçlarını enflasyon düşük faiz sayesinde daha da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Gene orada kullanıcı argümanlardan biri de Erdoğan'ın şu olacak enflasyonu düşürdük çünkü bak zincir marketlerle mücadele ettik. Şunu da bununla mücadele ettik ve biz bu konuda başarılı olduk diyecek diyecek. Tumarhane'de bu haftada çok önemli bir gelişmede Hakan Şükür'ün 11 saniyede kaydettiği dünya rekoru. Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Kanada-Fas maçının 4. dakikasında bir gol oluyor ve TNT spikeri Alper Bakırcıgil bu golü sunduktan sonra ...bir hatırlatmada bulunuyor. Diyor ki... ...esasen diyor, turnuvada... ...tüm zamanların en hızlı golü... ...Hakan Şükür tarafından Kore karşısında... ...2002 yılındaki kupada... ...11. saniyede atılmıştı diyor. Bunun üzerine maçın ikinci devresinde... ...spiker'i yerinden... ...alıyorlar ve Cüneyt Kıran'a... ...sunduruyorlar maçı. Sonra öğreniyoruz ki... ...Alper Bakırcıgil'in Twitter hesabından paylaşılmış... ...TRT ilişiğini kesmiş... ...sunucunun. Tımarhanede bu hafta... Film ışık paylaşmış. Sadece bunu ekrana getirip geçeceğim. Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golü atan sporcunun Hakan Şükür olduğunu hatırlatan TRT spikeri görevden en hızlı alınan spiker olma rekorunda kırdı. Şaka bir yana bu rezilliktir yahu ama utanmazlar bize de daha fazla rezil olun demek düşer sanki. Evet bu rezaletin taş taşları iktidarıyla muhalefetiyle ve ülkedeki medya unsurlarıyla 6-7 yıldır hep birlikte döşendi. Bugün burun kıvırıyorlar. Bugün böyle bir şey olabilir mi diyorlar ama yapacak bir şey yok. Desinler tabii yani bir şey demiyorum. Yani neticede e, uyanmak da bir şey. E, gecikse de e, insanın intibaha gelmesi de mühim bir şey yani. Evet. Bir diğer tımarhanede bu hafta Elemanı AKP'li bir vekil İsmail Ok Ankara'da gittiği özel hastanede verilen ilaç nedeniyle kalbi durmuş. Bana ilacı veren profesör FETÖ'den daha önce ceza almış. Öğrenince dehşete düşüm, düştüm diyor. Şimdi bunlara burun kıvırıyorsunuz ya. Bakın yani bu şeytanlaştırma bahsediyorum. Yani 2016, 2000, hatta 2014, 2014'ten itibaren başladı ama 15 Temmuz'da tam anlamıyla gemi aldı. 2016, 17, 18 yıllarında iktidarı muhalefeti ve ülkedeki tüm medya unsurlarıyla el ele getirildi. Şimdi burun kıvırıyorsunuz ya. Yani gerçi hiçbir şey için geç değil. Son önemli bir konu Gökhan Açıkkoğlu davası. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Gökhan Açıkoğlu Kararına ilişkin söyleyeceğim sözler var. Gözaltında hayatını kaybeden bir öğretmen yaşama hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi. Gözaltında gördüğü kötü muamele, işkence sonucu hayatını kaybetti. Ve savcılık ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verdi. Skandal üstüne skandal. İnsan Hakları Komitesi açık kolunun, usul ve esas yönünden yaşama hakkının ihlal edildiği kararını verdi. İşkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirdiğine hükmetti ve yine burası önemli. Baylok ve Bankasya iddialarıyla gözaltına alınması sebebiyle de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Kararda bütün bunların hepsi var. Haliyle açık kolunun keyfi ve haksız şekilde gözaltına alındığı, işkence sonucu yaşamını yitirdiği İstanbul Savcılığı'nın verdiği takipsizlik kararının yanlış olduğu, ölümüyle ilgili etkin soruşturma yapılmadığı, Birleşmiş Milletler'in en üst yargı merci tarafından da tescillenmiş olduğu bu açıdan karar büyük önem arz ediyor. Baylok kullanmak, Bankasya'da hesap hareketi olması vesaire bir kişinin bırakın cezalandırılmasını, gözaltına alınmasını dahi hukuka aykırı buluyor bu kararla Birleşmiş Milletler. Bu açıdan son derece net bir tavır, son derece önemli. Ve yasal, rutin, sıradan faaliyetleri nedeniyle, suç olmayan faaliyetleri nedeniyle kanun, kanunları geriye doğru işletip, kuralları geriye doğru işletip veya iltisak falan gibi kavramlar üretip masum insanlara zulmedildiğinin, onların üzerinde temit tepinildiğinin, onların kanlarına girildiğinin de bir anlamda teyidi. Şunu da hatırlatalım. E, bu kararlar verilmeden e, hükümetlerden de e, savunma alınıyor. Belli ki Türkiye'nin bu yönde verdiği savunma da dikkate alınmamış. Birleşmiş Milletler tarafından. Evet böylelikle bir tımarhanede bu hafta yayınının daha sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları. Bir kere daha hatırlatayım. E, manşet düzenli olarak salı ve cuma günleri. Aynı saatte ekranlarda olacak. E, gelişmelere göre ani son dakika gelişmeleri veya flash bir takım gündemler söz konusu olduğunda elbette ekstra manşetler yapacağız ama bir süre salı ve cuma rutininde kalacağız. Bu anonsu da tekrar edeceğim ve beğendiyseniz yayını lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bundan dolayı kimsenin başına bir şey gelmediğini, kişilerin bunu yaptığı için bir takip altında olduğunu veya bir yerlerde listelendiğini falan da düşünmeyin böyle bir şey yok diyor ve yayını kapatıyorum. Tekrar herkese iyi hafta sonları bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.